Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız süreçte yaşanan sosyoekonomik ve kültürel yozlaşmayı anlamak için tarihimize bakmalıyız. Osmanlı maliyesinin iflasıyla hazinenin alacaklı devletlere teslimini, sarayın lüks düşkünlüğünü, artan ithalatı, ekonomide egemen yabancılar ve yerli işbirlikçilerini, vergi ve savaşlarla can veren tebaayı, halkın derdini dinlemeyen padişahları, derman aramayışlarını ve hükümetlerini, hakkını arayamayan halkı, yozlaşan kurumları unutmamalıyız. İşte böylesi bir ortamda ebedi ve tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, topraklarımızı düşman postallarından kurtararak Cumhuriyeti kurdu. Ekonomik atılımlarla, devrimlerin peşi sıra kurduğu kurumlarla milleti ve devleti ayağa kaldırdı. Gün gelip yeniden yönetenlerin gaflet, delalet ve hatta hiyanetiyle halkın yoksulluk içinde bitap düşebileceğini öngördü. Tarihini bilmeyen uluslar yok olmaya mahkumdur vurgusuyla Türk Tarih Kurumu'nu, halkın dilini egemen kılmak için Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Ancak tarihi ve tarihten ders almayı bilmeyenler Cumhuriyet'in kazanımlarını har vurup harman savurdular. Yakın zamana kadar AKP Grup Başkan Vekili olan Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünce setlerimizi bozduğu" dediği kadar da ileri gidebildiler. Atamızın bağımsız kılmak üzere kendi vasiyetinden pay ayırdığı Türk Dil ve Tarih Kurumu 80 darbesiyle kurulan yüksek kurumla merkezi yönetime bağlanarak ilk darbeyi almıştı. 2011 sonrası KHK'larla da işlevsizleştirildi. 2018'de Atatürk'ün vasiyetindeki İş Bankası sermaye hisseleri kar payı gelirlerinin tek hazine kurumlar hesabına dahil edilmesiyle vasiyetine aykırı başka kurumlara kaynak aktarılmasının önü açıldı ve gelirleri düştü. Bu hesaptan 2021 bilançosuna göre Türk Dil Kurumu 1 milyar 795 milyon, Türk Tarih Kurumu 1 milyar 577 milyon alacaklı. Sayın Bakan, 2020 yılında haksızlığın giderileceğini söylemiştiniz. Ne oldu? 2021 Sayıştay raporlarında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun 2 milyar 297 milyon lira zarar ettirildiğini görüyoruz. Ancak harcama kalemlerini göremiyoruz. Bu kurumlarda hesap verilemez hale getirildi ne yazık ki. Atanan yöneticiler ise kurum amaçlarını gerçekleştirmekten uzaktır. Resmi sitesinde başkan görülen, uzmanlığı da Arap dili ve edebiyatı olan Muhammed Hekimoğlu'nun siyasi tweetler paylaşımları sayesinde sizin deyiminizle Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle Muscat Büyükelçiliğine atandığı söylentileri dolaşıyor. Her faaliyet raporunda bitiş tarihi farklı verilen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi inşaatı kurumun nasıl yönetildiğinin ve niyetinin açıkça göstergesi. 2017'de ilk ihaleyi 158 milyona alan şirket 2019'da bitirecekken Sayıştay raporuna göre %4'ünü tamamlayarak tasfiye istemiş. 2021'de ikinci ihalede acil durumlarda kullanılması gereken 21B'ye göre usulsüzce bilin bakalım kime verilmiş. Bu ayın 14'ünde tamamlamak üzere 499 milyona adrese teslim öz yazıcı inşaata. Hani şu Demirören'in Şaibeli Kemer Golf Country'de inşaatlarını yapacak olan ve orman arazilerinin Beykoz konakları için talanında adı geçen Kalyoncu'nun ortağını. Bu ihale de tasfiye edilmiş. Mayıs 2022'de 3. ihaleyi farklı bir şirketle yine öz yazıcı bu sefer 1 milyar 71 milyona almış. 2021 faaliyet raporunuzda 2023'te bitecek dediğiniz ihale ne yazık ki 8. ayda yani geçtiğimiz Ağustos'ta iptal edilmiş. Bakın 158 milyondan 1 milyar 71 milyona fırlayan bir bedel.
Buyurunuz efendim. Rica ederim. Yeni ihalede %87 enflasyonla artık 2 milyarı geçer. Sonuç yine kamu zararı. Sayın Bakan, kendi turizm tesislerinizde böyle bir zarara göz yumar mıydınız acaba? Anlaşılan yerleşkeyi bitirmek de Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize düşecek. Egemenliğin kayıtsız şartsız yine milletin olduğu millet iktidarında ülkemize ve kurumlarına verdiğiniz hasarı biz gidereceğiz, saygınlığı da yeniden kazandıracağız. Millet sizi ayrıştırıcı söylemleriyle tarihin tozlu sayfalarına gömecek. Unutacak diyeceğim ama unutmasın ki bir daha bu topraklarda Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında böyle acı bir tablo yaşanmasın. Genel Kurulu saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.